Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bitcoin ve birkaç tane altcoin inceleyeceğim. Bizim için önemli olan bazı detaylar vardı. Bunları her defasında sizlerle paylaşıyorum. Paylaştığım en önemli detaylardan birisi Bitcoin ve Bitcoin'in dominansıyla altcoin'ler arasındaki paralellik. Her zaman %100 geçerli olmasa da belli oranlarda güçlü olduğundan bahsettim. Bitcoin'in dominansı yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiriyorsa eğer ve Bitcoin güçlü duramıyorsa altcoin'lerde çok büyük düşüş yaşanır. Bunu daha önce belirtmiştim. Ve altcoin'lerde istediğiniz kadar formasyon olsun, bu işin lokomotifinin Bitcoin olduğunu söylemiştim. Ve bu gibi durumlarda Bitcoin'in dominansı çok yükseliyorsa ve Bitcoin belli oranlarda güç kaybediyorsa altcoin'lerde kat ve kat düşüşler görülebilir. Şimdi bu düşüşler bir yok oluş mu? Tabii ki değil. Belli oranlarda ben altcoin'lerde bir boğa beklediğimi, bunun dışında doğru yerde ve doğru zamanda bulunmak gerektiğiyle ilgili hep sizlerle bilgiler paylaştım. Ve paylaşırken de bile bu büyük düşüş gününde bile arkadaşlar ben bugün özellikle YouTube'da katıl butonundan bana destek olan arkadaşlara, orada belli de gruplara ayrılmış arkadaşlara bu kötü günde bile %23'lük, %18'lik, %8'lik bazen de %16'lık hareketlikler yakalayabildik. Neden? Çünkü her zaman söylemiş olduğum gibi bu piyasada fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Eğer belli tecrübe ve tekniğe sahipseniz belli oranda hareketlikler yakalayabilirsiniz. Tabii ki yanılacağımız zamanlarda olacak. Bunun için yapılabilecek hiçbir şey yok. Ama önemli olan puslu havalarda bile güzel hareketlikleri yakalayabilmektir. Ve şimdi arkadaşlar bakın ben özellikle BTC ile ilgili arkadaşlara bakın 23 saat önce belli bir kırılım geleceği ile ilgili zaten burada uyarmıştım. Burada da görmüş olduğunuz gibi yazıda belirtmiş olduğum gibi. Ve ondan sonra belli oranlarda coinler paylaşmıştım. Ve DUS bizim USD paritesinde 3 gün önce paylaştığımız sonra devamlı olarak takip ettiğimiz bir coin'di. Ve dün en çok yükselen coinler arasında girmiştik ki %48'lik bir hareket yakaladık DUS'ta da. Örneğin XLM dün Samsung'da bir işbirliği yapacağını duyurmuştu. Ve ben bu gibi şeyleri anlık arkadaşlarla paylaşıyorum kapalı gruptaki arkadaşlarla. Bunun dışında arkadaşlar elimden geldiğince belli destek ve direnç bölge ve ani gelişebilecek hareketlerle ilgili de belli bilgiler veriyorum. En son zaten kripto paralarla ilgili dün birçok ve çok ünlü kişilerin birçok hesabı hackerlar tarafından ele geçirildi. Öncelikle bunu iyi bilmek gerekiyor. Ve ondan sonra arkadaşlar bildiğiniz üzere belli oranlarda bir panik havası yaratıldı ve dün özellikle Twitter'da çok büyük saldırılar söz konusuydu. Çok büyük borsalar da bu saldırılardan nasibini aldılar. Bu da ayrı bir detay. Bunu zaten bakın şu haberi gördüğüm an saat gece bile olsa bunu arkadaşlarla paylaşıyorum. Örneğin RSI gece saat 1 sularında bir hareket yakalamıştım. Ve o hareketten sadece 7 dakika sonra %9'luk hatta akabinde %13'lere varan bir hareketlilik gerçekleştirdi ki güzel. Örneğin Troy ve Fetch bugün beklediğim coinlerdendi. Sonra bakın bir 7 saat önce BTC dominansının sert yükseldiğinde altlara çok sert düşüşler olabilir diye herkesi uyardım. Bakın uyardıktan sonra belli coinler özellikle benim için önemliydi. Ve bu coinleri ben sırasıyla arkadaşlarla paylaştıktan sonra belli oranlarda yani bu dönemlerde özellikle çok dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Bakın burada saatler öncesinde VEF tepki alımlarıyla yükseliyor. Bu gibi düşüşlerde güçlü kalan coinlerde tepki alımları gelebilir. Fetch, Troy, Van, Quarkchain, Tomo, ARD ve ARK gibi coinlere bugün dikkat etmek şart. Ve bu arada AB borsalarında küçük toparlanmalar var. Kripto paralarda yansıması beklenir diye paylaştım ki bakın paylaşımımdan sonra ART ve ARK'larda %20'lerin üzerinde. Tomo'da %6'lar. Quarkchain şu anda %11'lere çıkmış durumda. Ama paylaşım yaptığım dönemde zaten %4'lerdeydi. Yani bunu da anlatmaya çalıştığım şey fırsatlar bu piyasada hiçbir zaman bitmez. Eğer doğru yerde ve doğru zamanda bulunabilirseniz bu gibi türev piyasalarında gerçekten iyi paralar kazanabilirsiniz. Ama doğru yerde ve doğru zamanda bulunamadığınız sürece de arkadaşlar kaybetmeye mahkum olursunuz. Bu açıdan gerçekten tekniksel anlamda az da olsa YouTube'da bir sürü video var. Açın, inceleyin. Belli oranlarda belli bilgilere lütfen ama lütfen sahip olun. Öncelikle bundan bahsedelim. Şimdi ben Bitcoin'e geçeceğim. Bitcoin'de daha önce belirtmiş olduğum gibi bakın şu bölgelerde belli oranlarda bir üçgen formasyonu vardı. Ve bu üçgen formasyonun neticesinde şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra kendisine yeni bir kanal oluşturmuş durumda. Kanalın dip bölgesi şurası tepe, şurası tekrar tepe ve dip bölgelerini tekrardan şurada teyit ettikten sonra kanal bizim için oluşmuş durumda. Ve bu kanal doğrultusunda arkadaşlar görmüş olduğum şurada yeşil bölgeyle belirtmiş olduğum 8962 bölgesi. Eğer bu hareket
Bunu zaten grupta da bugün çok detaylı bir şekilde paylaşmıştım arkadaşlara. Şu görmüş olduğunuz bölgelerden tepki alımıyla gelip yani buraya kadar düştükten sonra gelip tekrardan orta bölge ve bu görmüş olduğunuz bölgeyi aşıp yukarı gidebilirse o zaman gerçek manada tekrardan yeni bir hareket başlayabilir. Ama bu hareket gelir de arkadaşlar burayı kırar, şuradan retest yapar, tekrardan geri dönerse 8600 ve akabinde çok da aşağılara, şurada 8300 bölgesi ve akabinde 8100 bölgelerine kadar da gidebilme ihtimaline sahip. Bunlar birer olasılıktır. Zaten teknik analiz sizlere olasılıklar üzerinde strateji geliştirmeyi sağlar ve gerçek anlamda size yol göstericidir. Örneğin bakın, şu anda şu görmüş olduğunuz mavi çizgi bizim için büyük bir direnç olarak çalışıyor. Daha önce bizim için destek olan çizgimiz bizim için direnç. 9077 ile bugün arkadaşlar özellikle Bitcoin'i paylaştıktan sonra bakın buranın altında iğnelemeler olsa bile bu bölgelerin geçilmesi öyle kolay bölgeler değil. Şu an için o kadar bölgeleri geçebilecek bir güç hacmi söz konusu değil zaten. Belli oranda toparlanmalar söz konusu. Buradan bir toparlanma gelir de biz tekrar 9216 ve akabinde bizim için şu an için 9300 bölgesi gerçekten önemli ki bu düşen trendimizin üst bölgesi. Bu bölgeleri geçmeyi başarabilirsek tekrardan 9529 ve 9764 bölgesine adım adım gidebiliriz. Bu açıdan Bitcoin'i yakından takip etmek gerekiyor. Ve diğer altcoin'ler, bakın Bitcoin'e yakın olan altcoin'ler, bunu derken Bitcoin'le bir bağı olan altcoin'ler açısından söylemiyorum. Lütfen bunu çok iyi anlamanız gerekiyor. Yani dünya sıralamasında, CoinMarketCap sıralamasında ilk 30'da, ilk 20'de var olan coin'ler Bitcoin'e çok yakın hareket ederler. Sadece belli oranlarda, belli haber akışlarıyla ve belli tekniksel anlamda belli tepkilerle belki belli hareketler gerçekleştirebilirler ki onun için de Bitcoin'in dominansının belli oranlarda gerçekten güç kaybetmesi gerekir. Ama onun dışında diğer altcoin'ler çoğu zaman diğer coin'lere oranla Bitcoin düştüğü zaman çok aşırı derecede sert bir düşüş gerçekleştirirler. Bu açıdan özellikle en alt tarafta olan ve işlem hacimleri dışında parasal değerleri açısından düşük olan coin'lere de o açıdan biraz daha fazla dikkat etmek gerekir. Ve ben bunlarla ilgili zaten genel, ben şurada görmüş olduğunuz gibi Binance borsasındaki bütün coinleri neredeyse günlük olarak arkadaşlarla paylaşıyorum. Bakın şimdi ben sizlere arkadaşlarla paylaşım yapmış olduğum coinlere gitmek istiyorum. Bugün o coinlerde gerçekten bakın ARD şu anda %20'lere ulaşmış durumda. Hatta geçmiş bile. ARD'yi ben bu büyük düşüş gelmeden önce en üst grupta paylaşmıştım. Ve gerçekten çok güçlü bir şekilde geliyordu. Geldikten sonra şu görmüş olduğunuz hareket tepki almayla ve özellikle bu tepki alımı gerçekleşmeden şu bölgelerde arkadaşlarla büyük tepki gerçekleştirebileceği ile ilgili bir paylaşım yaptım ki %20, yani bu kötü piyasa içerisinde %20'lik hareketler yakalayabilmek de gerçekten büyük bir başarıdır. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bunun dışında ARK'ı paylaşmıştım arkadaşlar. Çünkü ARK da benim için belli oranlarda kırmızı olarak çizmiş olduğum direnç bölgesi ve belli bir düşüş, onun dışında belli formasyonlar söz konusu burada. Onları gerçekleştirmişti ve bu bağlamda bunları da paylaştıktan sonra bakın ARK'ta da gerçekten muhteşem şekilde bir hareketlilik ki %23 oranında bir hareketlilik geldi. Bunlar da gerçek anlamda güzel hareket. Mesela Waves özellikle tepkiden sonra %7'lik tepkiden sonra şu görmüş olduğunuz mum içerisinde %20'lere kadar bir hareket gerçekleştirdi arkadaşlar bugün. %25'ler. Bunlar gerçekten önemli. Troy özellikle bugün arkadaşlarla paylaşmış olduğum ve önemli dikkat edilmesi gereken bir coin'di ki biz Troy'u uzun süredir takip ediyoruz. Belli bir formasyon vardı ve bu formasyon doğrultusunda hareketini gerçekleştiriyordu. Troy'da da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gerçek manada beklediğim belli hareketler söz konusuydu. Ve bu hareketler doğrultusunda da Troy'da da belli bölgeler kırılmıştı ki şu anda kırılım gerçekleştirdiği bölge, kırmızı bölge gerçekten önemli. Onun dışında diğer destek ve dirençler sırasıyla takip edilmesi gereken bölgeler. Troy'da da belli oranda belli hareketler bekliyorduk. Ben eğer bugün gerçek manada Bitcoin'de bir çöküş olmasaydı Troy'da çok daha fazla bir beklentiye sahiptim. Bir de şu çok önemli. Yani bir coin'le ilgili bir beklentiye sahip olmanız illaki o coin'in yükseleceği anlamına gelmez. O yüzden ben her zaman şunu söylerim. Belli destek ve direnç bölgeleri burada anahtardır. Ana olaydır. Siz onların altında belli stop kullanırsınız ve o doğrultuda kendinize göre yatırımlar yaparsınız. Çünkü hiç kimse, hiçbirimiz geleceği net olarak görebilme şansına sahip değiliz. Ama gerçekten sağlam adımlarla ilerleyebilmek için de tekniği kullanmak zorundayız. Yani tekniksel verileri kullanmadan, hiçbir şekilde bilgiye sahip olmadan yatırım yapabilme şansına sahip değilsiniz. Yani bu mümkün olamaz. Tekrar söylüyorum, çok büyük haber akışlarının peşinden koşup onları anlık değerlendiren arkadaşları bir köşeye bırakıyorum. Onlar zaten anlık hareketlerdir. Bir anda olur biter ve söner gider.
Ama onun dışında orta ve uzun vade yatırımlarda, kısa vade yatırımlar içinde dahil, gerçek manada tekniksel bilgi ve birikime sahip olmak zorundasınız arkadaşlar. Bunun başka alternatifi ve başka yolu yok. Bugün Troy'da da görmüş olduğunuz gibi %5. Onun dışında bakın, Tomo'yu paylaştım. Tomo belli oranlarda yükseliş beklediğim bir coin'di ki bakın Tomo'yu ben kapalı grup dışında şurada yeşil bölge varken sizlerle yaklaşık yanılmıyorsam 3 hafta önce, yani geçmiş videolara bakarsanız çok iyi görebilirsiniz. Bakın Tomo'yu paylaştığım günden yeşil bölgenin üzerine geçtikten sonra bakın buralarda oyalandı, geldi gitti ve şu görmüş olduğunuz bölgede tekrardan bir formasyon oluşturdu. Burayı kırdıktan sonra, çünkü belli bölgelere geldikten sonra eğer bir kırılım gerçekleşmiş ve oran üzerinde gerçekten bir yataya bağlanma söz konusuysa bilin ki ya bir üçgendir, ya bir kamadır, ya bir topo formasyonudur. Yani bir sürü formasyon var. Adam and Eva'dır. Yani nasıl söylesem bilmiyorum. Bu formasyonlardan birini gerçekleştirme ihtimali yüksektir. Ve yüksekten sonra da bölgeyi kırdıktan sonra da görmüş olduğunuz gibi hareket bir şekilde devam eder ve gider. Bakın ben özellikle Tomo'yu genel manada grup dışında sizlerle paylaştığım günden beri %70,84'lük bir hareket gerçekleştirmiş durumda ki bana isyan eden arkadaşlara da buradan selam ediyorum. Ben VET'i paylaştığımdan beri zaten %100'lerin üzerinde hareketlilik gerçekleştirmişti. Bakın Quark Chain bugün tekrardan paylaşmış olduğum ve benim için önemli bölgeleri aşmaya çalışan bir coin şu an için. Ve Quark Chain açısından da değerlendirdiğimiz zaman belli destek ve direnç bölgeleri için şu görmüş olduğunuz bölge arkadaşlar 85 Satoshi bölgesi. Bu bölgenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiği sürece de kademeli olarak arkadaşlar bakın benim için destek ve direnç bölgelerimin orta bölgeleri önemlidir. 94, 103, o bölgelere geçildiği zaman yukarı yönlü tekrardan 115 değil, hatta burası 114 olmalı. Bu bölgelerin tekrardan takip edilmesi gerekir. Çünkü belli oranlarda bir kırılım söz konusu. Tabii ki bu bölgeleri bakın şurada sarı mumla tam bir kırılım gerçekleşmemiş. Kırmızıyla geri dönmüş, böyle retest yapmış. Çünkü gerçek manada kırdığı bölge burası. Ama şuradaki benim kullanmış olduğum 85 bölgesi özellikle çok büyük bir direnç olarak şu anda Quark Chain'in önünde durmuş durumda. Bu bölgeleri geçebilirse zaten güzel hareketlikleri tekrardan devam ettirebilir. Bu tip coinler özellikle çok sert hareket gerçekleştirebilirler. Belli tekniksel analize sahip değilseniz kesinlikle yatırım yapmamanız gerekir. Ve genellikle stoplu çalışmak zorundasınız. Çünkü ani düşüşler de gerçekleştirebilirler. Ben zaten burada kesinlikle sizlere ve grupta da dediğim gibi hiçbir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben sadece matematiğe ve tekniğe güveniyorum. Ve bu doğrultuda da arkadaşlar belli paylaşımlar yapıyorum. Bakın Fetch bizim için önemli bir coin'di. Ben günlerdir paylaşıyorum. Yeşil bölgemiz geçtiği günden beri. Bakın geçtiği günden beri yapmış olduğu hareket bugüne kadar zaten %63'lük ki. Bunlar sadece 8 Temmuz'dan bugüne kadar arkadaşlar haftalık bazda yapılan hareketler. Ve gördüğünüz gibi hareketine düşe kalka düşe kalka bir fiyat hiçbir şekilde zaten şöyle bir anda yükselemez arkadaşlar. Onu unutun. Gider gelir gider tekrar o yapmış olduğu hareketin hepsini geri alır ve bir anda tekrar patlar. Yani bunun belli oranlarda destek benim için şu görmüş olduğunuz desteği gelmiş. Tekrardan aşağıdaki bakın burada mükemmel olarak çalışmış destek ve dirençler. Kırmış gitmiş geri gelmiş tekrar kırmış gitmiş burada kalmış. Bir türlü geçememiş sarıyla görmüş olduğunuz gövdeliyle geçmiş. Tekrardan gelmiş retest yapmış ve şu anda görmüş olduğunuz gibi hedef olarak kendisini oraya beklemiş. Yani bu açıdan destek dirençlerin gerçekten çok ama çok önemi var. Ve belli oranlarda belli hareketlikler yakalamak istiyorsanız sizler de arkadaşlar bunları öğrenmek zorundasınız. Tabii ki bu benim kendi tercihim. Siz öğrenmeden de yapabiliyorsanız bana bununla ilgili mail atabilirsiniz. Ben de öğrenmek isterim. Burada genel manada anlatmaya çalıştığım şeyi tekrardan özetleyeyim arkadaşlar sizler için. Gerçek manada piyasa şu an için belli oranlarda bir düşüş dalgası beklentisi içerisinde. Ama bizim için önemli olan beklentiler değil, belli destek dirençler ve stop bölgeleri. Sadece onlar doğrultusunda hareket edersiniz ve onlar doğrultusunda da yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bunlar kendinizin belirlemiş olduğu. Benim söylediğim destek ve direnç bölgeleri sadece beni ilgilendirir. Ben genel manada burada matematiksel veriler sizlerle paylaşırım. Ve sizler için de faydalı olabiliyorsa ne mutlu bana. Beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum arkadaşlar.